Para babasından merhaba arkadaşlar. Bu video keyif alarak hazırlamadığım bir video, hoşuma gitmeyen bir video ama birçok takipçi dostumuza destek olmak için ve birçok takipçi dostumuzun da bize destek olması için hazırladığım bir video. Sevdiğimiz bir takipçimiz ne yazık ki aracıyla bir trafik kazası geçiriyor. Güzel haber o ki ne kendi canına ne babasının canına hiçbir şey olmuyor. Çok şükür. Elhamdülillah. Fakat arabaları şimdi birazdan size göstereceğim, zaten göreceksiniz. Pert'ten hallice. Belki pert de diyebilirsiniz. Yani fotoğrafları göreceksiniz ki bu araba pert olmuş. Bu arkadaşımızın bir sıkıntısı var. Pert olan aracı pert kayıtlı olarak nitelendirilmiyor ve perte çıkartılmıyor sigorta şirketi tarafından. Ama anlaşması, ama karlılık durumu, ama şirketin haklı olması, detayları bilmiyoruz. Birazdan kendisini arayacağız, konuşacağız. Bu videoda arkadaşlar sizlerle paylaşacağımız bilgiler, Allah kimsenin başına vermesin, Allah esirgesin, ama başımıza bu şekilde maddi hasarlı kaza gelirse bundan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor, neler yapabiliriz, bunu anlamak için siz izleyen dostlarımıza inşallah ciddi bir katkı sunacaktır. Ve yorum bölümü aynı zamanda. Birazdan size aracı göstereceğim, hasarlı aracı, ve araç sahibini arayacağım, onunla konuşacağım. Bu videoyu izleyen sigortacı arkadaşlarımız, bu işin uzmanı olan arkadaşlarımız, bu kardeşimizin sıkıntılarına, dertlerine nasıl bir çözüm üretebiliriz? Lütfen bu konuda sihirli dokunuşlarınızı bekliyoruz. Birbirimizin elinden tutalım. Hayatı boyunca çiftçilikten kazandığı geliriyle elde ettiği arabasını, yani tüm gelirini arabaya yatırmış, almış. Böyle bir sıkıntılı durum söz konusu. Haydi şimdi videoya başlayalım. Mert kardeşim, selamun aleyküm tekrar. Aleyküm selam abi tekrar. Öncelikle geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Bir daha göstermesin. Amin. İnşallah kimseye gülmeyeceğim. Seninle yaptığım yazışmalarda, konuşmalarda bu yığgın, bitkin, çökkün halini falan hep görüyorum ya. Orada sana yazıyla da yazdım. Şimdi sözle de söylüyorum kardeşim. Bunların hepsi bizim imtihanımızın bir parçası. Allah beterinden saklasın. Önemli olan babamız sağlıklı. Biz sağlıklıyız. Allah'a şükür. Karşı tarafta da yok. Babamda da yok. Her içine şükürler olsun. Sağlık olduktan sonra, hayat olduktan sonra bir şekilde bunları çözeriz. Ya ister istemez abi. Nasıl olmasın düşünüyorum. Allah korusun. Babama bir şey olmuş olsaydı bu sefer arabayı gözüm görmeyecektim. Nefis dediğimiz olay işte burada başlıyor herhalde. Evet, çok şükür, ama sana şöyle güzel de bir müjde vermek istiyorum. Şu anda bu arabanın sıkıntısı, başına gelen bu musibet, bundan 2 ay sonra muhtemelen çok çok hafifleyecek. En azından bunu bilmen seni rahatlatır. Öyle ya da böyle bir çözüm üretilecek. Ben senden konunun teferruatını alayım hızlıca. Arabamız neydi, ne değildi? Başımıza gelen hasar neydi, kaza neydi, böyle hızlıca bir toparla. Ben bunu çünkü videoda seninle görüşmem olarak arkadaşlarımız izleyecekler, senin ağzından duyacaklar. Bizi izleyen takipçilerin içerisinden sigorta işiyle uğraşanlar var, onun tanıdığı sigortacı olan arkadaşlarımız var. Bize burada yol gösterecek, bize yardımcı olabilecek, bir çözüm sunabilecek dostlarımız çıkabilir. Veya yorum bölümünden bize anlatırlar, yani işte şunlar olabilir, bunlar olabilir ya da olamaz ya da şöyle yapın gibi teklifler gelebilir. Bu işimizi büyük ölçüde kolaylaştırır. O yüzden önce sen bir olayı baştan sona anlat Mert kardeşim, dinliyorum ben seni. Abi ayın 3'ünde gece saat 9.30 civarında babam Edirne yolu üzerinde giderken sağa dönmek isterken arkadan gelen araçla çarpışıyor. Sağından, yani bizim arabanın sağına çarpıyor araba. Ama %75 babam kusurlu çıkıyor. Bunun da sebebi ilk baş sol kavşağa girip ondan sonra sağa atlamaya çalışmış babam. Hmm. Aracın kaskosu var. Servise teslim ettik aracı. Ondan sonra altında hasar dosyası açıldı. Ekser geldi, inceledi. Servis muhaller bir bedel çıkartmıştı. 65 bin TL. Daha sonrasında ekser de bunu onaylamış. Fiyat servisi değil mi? Fiyat vermiş. Ondan sonra ekser de bunu onaylamış. Arabamız Mert'cim, arabamız Fiat Egea Cross değil mi? Fiat Egea Cross 1.4 Urban abi. Urban paket. 2020 evet. Model. Kilometremiz kaçtı? 2021 model 937 kilometrede. Daha 1000 kilometre bile değil. Daha 33 gün üstü araç kaza olduğunda. 3 aydır da aracı gelmesini bekliyor. Ama oraları şey abi, işte insan diyorum ya, emek arttıkça daha çok takmaya başlıyor. Yani onu alıp denk yemek arttıkça. Siz çiftçisiniz, çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Yılların emeğini, evet, bu arabaya yatırmıştınız.
Abi ne diyeyim, aynen öyle oldu ama şükür ki Allah, yine Allah'ıma yine binlerce kez şükürler olsun. Sonsuz. Babama bir şey olmadı, karşı taraftakilere bir şey olmadı. Ama dediğim gibi bu adliyeyi de atlattıktan sonra artık insan ister istemez yani hakkını aramak istiyor. Şimdi burada aracımıza 65.000 TL servis masraf çıkarttı, doğru muyum? Evet, doğrusu abi. Eksper bunu onayladı. Onayladı. Yapım onayı verdiler. Sonra parçalar gitmiş. Ses kesik kesik geldi, alamadım. Bu servis parçaları söktüğünde bedel 68 bin liraya çıktı. 65'ten 68'e çıktı. İçeride başka kusurlu parça gördüler muhtemelen. Şu an duyuyor musunuz? Ha, şu anda duyuyorum. Kesik kesik gelmesin de. Bizi Tamam. izleyen arkadaşlar da anlayamayacak yoksa. 68'e Tamam. çıkarttılar fiyatı. Arabamızın sağ tavan airbag'i, perde airbag'i ve sağ Açtı. torpido airbag'i açtı. Sağ torpido değil abi. Sağ koltuk eğimi açtı. Ha, torpido ve direksiyon açmadı. Yok, onlar açmadı. Sağ tavan ve sağ koltuk eğimi açtı. Anladım. Bayağı da etkili olmuştur herhalde pedere bir şey olmaması açısından. Aynen. Sağdan vurunca zaten sağda yolcu var. İşte onun yanında. Onlar korumuş zaten yolcuyu. Ya işte görüyor musun? Tamam. Yani onlar açılmasaydı büyük ihtimal, yani Allah korusun, ölüm olmazdı belki yine, ama bir sakatlık muhakkak olurdu diye düşünüyorum. Allah esirgesin. Allah esirgesin. Allah. Her şey bir sebep gerçi. Evet, 68 bin lira fiyat verdiler servisten. Evet, ondan sonra ben sürekli mesaj attım. Gitme, cevap vermiyorlar. Arıyorum, canlı destek hattını ediyorlar falan. Yapım onayı gelmiyor, benim haberim yok. İşte salı günü, 2 gün önce servise gittim, bir baktım arabanın her yerini sökmüşler zaten. Almışlar içeri, sökmüşler aracı. Aha. Dedim bana hiç kimse yapım onayını falan sormadı. Senden Yapım onay onayı. almadan yapamazlar normalde. Bana dedikleri kasko şirketi bize de ederse onu yapıyoruz dediler. Söktük parçaları, sipariş vereceğiz dediler. Sipariş şirketi vereceğiz dediler. Parçalar gelecek, 1,5 aya hazır olacak araç dediler. Evet, sonra servisteki acenteye gittim ben. Dedim ben bu aracı istemiyorum kesinlikle. Sadece çıkmasını talep ediyorum dedim. Dilekçe yazdık, gönderdik. Ben servisten ayrıldım, eve doğru geçerken aradılar. Yok, bir 15 dakika sonra aradılar. Kasko şirketi pert tutarı ulaşmadığı için perte çıkartmıyor aracı dediler. Servis listesi, servisten parça listesi siparişi vereceğiz, verelim mi diye sordular. Ben dedim, ya baştan bana sormuyorsunuz arabayı çekerken parça listesi siparişi numarası. Ben arabayı almıyorum dedim. Kapattım telefonu. Şu anda servisle iletişimin kopuk mu? Hiç aramıyorum abi, servisi de aramıyorum. Acenteyi de aramıyorum çünkü ikisi de bildiğimizden açık bir dövüş bence yani. Başka hiçbir şey değil. Ben bilmiyorum niye kimsenin aklına girmeyeyim ama yani 68 bin lira hak mı, reva mı? 68 bin lira masraf çıkartıyorlar arabaya, değil mi? Evet, daha da çıkabilir diyor servise gittiğimde. Sen 68 bin lira çok bir bedel, o kadar tutmamalı mı diyorsun? Ben eğer o kadar tutacaksa bu mevla, bu kadar olacaksa 70 bin lira hasar kaydı olan bir aracı ben nasıl kullanacağım? O direkler, o hasarlar nasıl giderilecek? Şasede alt tabanda hasar var. Sağ koltuğun altında ayaklarımızı bastığımız yer katlanmış. Üst direk katlanmış, yamulmuş. Ona direkt saç sipariş vermişler. Alta saç sipariş vermişler. 70 bin lira hasar olacaksa bu araç niye karşı çıkmıyor? Yani aracın şu anki satış değeri zaten 190 bin lira. 190 bin lira. Peki perte Evet. çıkması için kaç para tutar olması gerekiyormuş? Bundan bahsetti mi firma? Hiç bahsetmediler ondan. Benim de açıkçası o konuyla ilgili pek bilgim yok. Kimisi %35 ile perde çıkar diyor. Kimisi %60'dan sonra perde çıkar diyor. Kimisi %80'den sonra perde çıkar diyor. İyi de %80 hasar olduktan sonra o araçtan canlı çıkmanın imkanı var mı? Ölürsem öyle çıkacak demek Yani ki. öyle bir gibi oluyor %80 dediklerinde. Şimdi şöyle düşünüyorum. Acaba burada bir dilekçeyle hak aranabilir mi? Yalnız burada muhtemelen bizi izleyen arkadaşlar da yorum bölümünden söyleyeceklerdir. Senin kasko şirketinle yapmış olduğun anlaşmanın da burada bir önemi var. O anlaşmayı inceledin mi? Şimdi biz o anlaşmaları yaparken biliyorsun hiçbir şeye bakmadan söğüt yaprağı gibi çevirip çevirip imzalıyoruz. Onu bir inceledin Abi. mi? Ne gibi haklar varmış pert kuralları ile ilgili? Kart kuralları ile ilgili hiçbir şey söylemediler orada. Kasko yapılırken dediğim gibi incelemedim ama kaskoyu yaptırırken de şöyle bir şey dedim. Kesinlikle ucuzlandık gündü gibi kasko yapmayın. Hangi kasko şirketine güveniyorsanız onu yapın.
sigarın hiçbir önemi yok diye belirttim. Ona göre de kasmamı yaptırdım. Sen acenteye gittin. Acente... Servisin acentesi bu. Hani bayinin içinde acenteler var ya, Allianz, sigorta falan gibisinden. Satış danışmanı ilgilendi hepsiyle. O yaptırdı yani. O zaman o sözleşmenin bir incelenmesi lazım. Sözleşmeden doğan bir hak var mı? Ya da bu konuda nasıl destek olunabilir? Ne yapılabilir? Bir dilekçe. Poliçeye baktım ben. İnceledik bir avukat arkadaşla da. Yani poliçe bir şey yazmıyor. Yani şöyle bir şey yazmıyor. İşte %35 ile farklı çıkarttırım veya %60 ile farklı çıkarttırım gibi bir değer vermemiş. Yani dediği, yani ilk kez poliçe uygulanacak bir araçtı, sıfır araç diyor. Bir yıl olmadan bir kaza yaparsa tam diye olur sözüyor. Anahtar teslim fiyatını veririm diyor. Aa, bir dakika, böyle bir hüküm var mı? Evet, yeni değer klozu diye bir hüküm madde. Biliyordur zaten izleyenler, takip edenler. Bu hüküm seni kurtarmıyor mu? Tam ziya diyor işte maddede. Ne diyor? %100 mazhar olması lazım, anlayamadım. Tam ziya. Tam ziyan. Evet, tam ziya olması lazım. Yani tam ziya olduğu takdirde diyor. Aracı o gün kaza yaptığı günkü anahtar teslim fiyatı ödenir diyor. İşte neyse, şimdilik aracımız perte çıkartılmıyor ve 70.000 TL civarında da bir hasar kaydıyla 1,5 ay içerisinde yapılıp iade edilmesi planlanıyor, değil mi? Evet, 1,5 aylık da araç bu abi. Evet, 1,5 aylık bir araç. O zaman biz bizi izleyen dostlarımızdan şu talepte bulunalım. Bu tarz bir şey daha önce Allah esirgesin başına gelen varsa bize tecrübelerini yazarsa seviniriz. Ben videonun açıklama kısmına Mert kardeşimizin e-mail adresini, istersen telefon numaranı da bırakayım mı Mert? Telefon numaranı da bırakabilirsin abi. Telefon benim için iyi olur. Telefon numaranı da bırakayım. Hani çünkü attan düşenin halini attan düşen anlar yani, Allah esirgesin. Bu tarz bir şey başına gelmiş olan var ise sana ulaşacaktır. Kendi tecrübesiyle bir paylaşımda bulunacaktır. Ya da sigortacılık yapan dostlarımızdan. Biz bilemiyoruz yani. Her işin bir arka planı var. Her işin bir arkasında böyle bir ne derler ona. Bir her böyle, işte bir hayır vardır. Hayır vardır da bir her işin arka planında böyle bazı açıklar vardır yani. Onu onlar daha iyi bilirler. Mesela birisi der ki yani işte yazık, çiftçi kardeşimiz yılların birikimiyle kazandığı bir araba işte burada hiç olmuş. Ha, şu arkadaşıma destek olayım deyip de kilit bir bilgiyi seninle paylaşır. Sen de orada bir miktar rahat edersin. Belki sana bir İnşallah. Çözüm olur ya da durumunu bir miktar kurtarabilir. Bizim de sana böyle bir katkımız olmuş olur inşallah. Çok çok mutlu oluruz. İnşallah Allah razı olsun. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben videoyu toparlayacağım. Abi kasko yaptıracaklara şöyle bir, yani karşılaştığım şeyden dolayı şunu söylüyorum. Yani emeklerinizi arabaya yatırmayın. Kasko yaptıracaklardan ziyade yani bütün birikiminizi gidip de 2-3 yıl sonra değerlendirelim gibisinden gidip de arabaya almayın. Bu kaza olmasaydı ama bu düşüncede olmayacaktın değil mi Mert? Ya öyle. Biz dediniz ya, attan düşenin halini hatta düşen anlar. Herkes benim gibi olanlar da aynı benim gibi düşünüyordu. Evet. 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 Allah esirgesin. Rabbim çok büyük felaketleri inşallah bu kazayla silsin. Ama yeter ki ümitlerimiz, yaşama sevincimiz, huzurumuz kaybolmasın. İnşallah. Tamam. Aynen, çok doğru. O elimizde olduğu sürece biz iki tane daha Egea Cross kapının önüne koyarız Allah'ın izniyle. Değil mi? Doğru diyorsun abi, inşallah. Kardeşim benim, gönlünü ferah tut videomuzu. Aa. Arkadaşlarımız yorumlarını yaparlar. Seni de arayıp ulaşanlar olur. İnşallah güzel sonuçlar çıkar. Bir çözüm, arzu ettiğimiz çözüm olmasa bile dediğim gibi en azından biz kapıyı çaldık yani. Tamam? İnşallah. Ben kasko şirketine de tutanak yazdım. Biraz önce gönderdim. Yazı bile mail olarak attım. İncelemeye alın diyorlar ama bakalım. İnşallah Allah'a hayırlısını versin. İyi bakalım Mert kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Siz de Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Güle güle, güle güle. Evet sevgili arkadaşlar. Yani dünya böyle işte. Hani derler ya hep büyükler. Hastalık, sağlık, kaza, bela, bunların hepsi insan için diye. 900 kilometrede daha 1000 kilometre bile olmamış. Bazen insanoğlu bir malı, mülkü ufdesini aldığında diyor. Yani böyle bir müthiş bir sahiplik duygusu oluşuyor. Böyle hani bu mal artık benim gibi bir psikoloji oluşuyor ya. Değil yani işte, yani değil arkadaşlar. Bazen bir ateş, bazen bir kaza, bazen başka bir durum, bir hırsızlık, dolandırıcılık bir şey pat diye alıp her şeyi götürebiliyor. Önemli olan
Bu çok önemli. İnşallah burada da Mert kardeşim o imtihanı kazanmıştır. Önemli olan ilk musibet başımıza geldiği anda göstermiş olduğumuz sabır ve tepki var ya. Bu çok mühim bir şey ya. Eğer Sait o kadar gevezelik yapıyorum bu kanalda, şöyle güzel Allah için böyle bize bir kazanç fırsatı söyle diyorsan bunu söyleyebilirim. Başımıza musibet geldiği anda, kaza, bela, hastalık. Ben bu imtihanı çok başarılı verebilmiş birisi değilim ama bu size bu tavsiyeyi yapmama engel değil. Başımıza musibet geldiği anda göstermiş olduğumuz o ilk sabır anı var ya, tak vurdu musibet, orada bir tepki gösterdin. İsyan etmedin, neden benim başıma geldi demedin. İşte bu hastalık benim buldu milyonlarca insanda demedin. İşte bu kaza hiç kimse olmazken bende mi oldu demedin. Allah'ım yarabbim bu senden geldi gibi bir sabır gösterdin. Arkadaşlar, tarifi mümkün olmayan bir kazanç. Mert kardeşimi dinledik. Öncesinde size videoları gösterdim, durumu anlattım. Durum bundan ibaret. Arkadaşımız bundan sonrası için ne yapabilir? Şu süreçte onu destek olabilecek dostlarımız varsa lütfen telefonunu, e-mailini aşağıya bıraktım. Oradan kendisine yardımcı olurlarsa onun adında ben mutlu olurum. İnşallah bir çözüm olur. Kalbimiz, arkadaşımızın en azından kalbi ferahlar. Sevgili arkadaşlar, yine takipçilerimizden başına buna benzer kritik, sıkıntılı, Allah esirgesin durum gelen olursa aracının hasar videoları, fotoğrafları vesaire bunları atmayın. Bunlarla ilgili kendi tecrübelerimiz varsa yardımcı olmaya çalışırız. Yoksa da bu şekilde bir video hazırlayıp bu işin uzmanı olan arkadaşlarımızın önüne çıkarız. Oradan bir destek talep ederiz. Elimden gelen desteği vermeye çalışırım inşallah. Bu videodan bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer abone değilseniz lütfen abone olmadan videodan çıkmayın. Hoşçakalın.